Herkese selam. Atölyeme hoş geldiniz. Bugün size Fenerbahçe temalı pasta yapmaya çalışacağım. Bu pasta ile ilgili forma yapımında, şort yapımında, diğer aksesuarlarla ilgili araştırma yaptım. Yalnız gerçekten tam yapılışını göremedim. Hep bir eksik, hep bir şeyler vardı. Eksik gelen şeyler vardı. Tam bir yapılışını göremedim. Yabancı kanallara da baktım, bulamadım. Ben de kendi el becerimi kullanarak bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Size bunları anlatacağım. Eşimin doğum günü dolayısıyla sarı lacivert yaptım pastamı. Ama başka takımların renklerini kullanarak aynı temayı yapabilirsiniz. Şimdi burada sarı lacivert şeker hamuru kullandım. Önce burada forma yaparak, üst formasını yaparak, forma, üst tişört yaparak başlıyorum. Çubuklu forma biliyorsunuz malum Fenerbahçe'nin en gözdesi. Bunu yapmaya çalışıyorum. Burada kare bir şekil verdim. Tam bir kare. Kenarlarını düzelttim. Yaklaşık 5 santim civarında. Elimde böyle bir aparat vardı. Hafif böyle tam koltuk altını şeklini gelecek şekilde biraz çapraz bırakarak kestim. Üstte de biraz çıkıntı var görüyorsunuz. Tam kol şeklini vermesi için bastırıp çekiyoruz. Evet, bir tane kolumuz oluştu. Kenarlarda minik minik çapaklar oluşuyor. Onları elinizle veya bir şeyle düzeltebilirsiniz. Aynı şekilde diğer kolunu da o aparatla bastırıp çek. Evet, kenarda kalan minik minik parçaları elimdeki aparatla düzelttim. Önce falçata kullandım ama falçata bu şeker hamurunu kesmekte çok başarılı değil. Elinizde tırtıksız bıçak varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi boyun kısmını yapıyorum. Burada da elimde pasta kremasında kullandığım duy vardı. Duyun yuvarlak kısmını kullandım. Ama bir şişe kapağı, hatta bıçakla bile elinizle yuvarlak yapabilirsiniz. Yine buradaki çıkıntılar vardı, minik minik çapakları, onları düzelttim. Sarı şeker hamurunu minik minik şeritler halinde 0,5 milim keserek, yani yaptığınız formaya işte 3 tane mi koyacaksınız çizgisini, 4 tane mi, ona göre siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunları da böyle kestim, yapıştırdım. Suya bile ihtiyaç olmuyor. Şeker hamurunun böyle bir özelliği var. Kendi kendine yapışıyor. Kollarına da daha 0,5'ten daha ince şeritler kesip onları da kollarına ikişer tane yapıştırdım. Altta kalan fazlalıkları da kestim. Şimdi krampon yapıyoruz, spor ayakkabı yapıyoruz. Bu arada bunları da ilk defa yapıyorum ben. Hani daha önceden şeker hamurlu pastalar yapmıştım ama çok kaç sene geçti aradan. Elim biraz hamlamış açıkçası. Yuvarlak bir şekil verdim, huni şeklinde. Ortasına, elimde böyle bir aparat vardı, pasta malzemeleri de kalan malzemelerim bunlar benim. Ama elinizle bile yapabilirsiniz. Hatta yuvarlak uçlu bir şey bile, yani burada ayakkabının içini açıyoruz. Elimle kenarları, köşeleri ayakkabı şeklini vermeye çalışıyorum. Daha öncelerden bu tip şeyler çok yapıyordum ama pasta malzemeleri de bir şekilde soğukluk geldi. Bıraktım o işi. Gıda işi hiç bana göre bir iş değil. Ama böyle süslemeleri yapmak güzel. Çok zevkli. Seviyorum da. Şimdi elimle minik minik düzeltmeler yapıyorum. Burada kamera çekim yapmamış. Ne olduğunu anlayamadım. Kenarlarına böyle lacivertten
şekiller yaptım. Öndeki bu ip kısmında minik minik böyle incecik incecik şeyler yapıştırdım üstüne, delikler açarak. Bağlama kısmı var ya öndeki, orası. Kenarına da böyle Nike'ın şeyi midir, logosu mudur nedir tam da bilmiyorum ne olduğunu. Onu yapıştırdım. Bir yerde böyle görmüştüm. Benzetmeye çalıştım. Altına da çivilerini koydum, lacivert. İnce ince minik minik kesip yapıştırdım. Şimdi burada iki tane lacivert ve bir sarı bir lacivert yuvarlak elimle şekil verdim. Böyle ne olduğunu da bilmiyorum yine ben bunun. Şeyler kullanıyor ya, boyunlarını asıyorlar. Sarı lacivert döndürmeli bir şey böyle. Onu yapmaya çalıştım. Elimle böyle bir aşağı bir yukarı sarıyorum. Yine 10-15 santim civarında bu da. Böyle sardıktan sonra masaya koyup sağa sola çevire evire çevire böyle güzel bir şekil alıyor. Yerde çevirdikçe dolanıyor yani birbirine. Böyle bir şey yapıldı. Evet, ismini bilmediğim şeyi de yaptım. Kenara koydum. Şimdi atkı yapıyoruz. Bunun adını biliyorum. Dikdörtgen uzun 15 santim kadar bir tane kare yap. Şeyle kes, oklavayla açtım. Bıçakla dikdörtgen, uzun bir dikdörtgen şekli verdim. Bıçakla da minik 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 atkının uçlarını vermeye çalışıyoruz. Püskülleri yani. Bunu biraz uzun yapmıştım. Kenardan biraz kısalttım. Püskülleri çok uzun geldi gözüme. Ama kamerada çıkmamış. Bıçakla ucundan çizikler atıyorum. Evet, orada bir küçük bir parça fazla geldi, onu da kestim. Şeker hamuruyla çalışmak çok kolay, hiç gözünüz korkmasın. Elinizle ittire ittire, ite kaka çeke her şekli arıyor. Öyle bir yapısı var, o yüzden çalışmaktan hiç korkmayın. Bozulsa bile tekrar, ben bunu birkaç kere yaptığım bile oldu, hatta bozarak tekrar düzelttim. Hamuru tekrar eski haline getirip yuvarlayın elinizle, tekrar açın, aynı şekle geliyor. Yani olmadı, yapamadım diye korkmayın. Bozup tekrar yapabilirsiniz. Öyle bir özelliği var. Minik minik yıldızlar çıkardım. Benim küçük kalıplarım vardı. Koymak zorunda da değilsiniz. Elinizde FB bile yazabilirsiniz üzerine. O süslemeleri size kalmış bir şey. Şimdi sırada ne var? Evet, sırada şort yapıyoruz. Üstü yaptık, şimdi altta sıra. Yine kare bir şekle getirdik, aynı formada kestiğim gibi. Altta biraz çıkmamış, şimdi yukarı alacağım. Evet, yine böyle kare bir... Bunu yapmak çok daha kolay. Bu arada nişasta, un, hiçbir şeyi kullanmama gerek kalmadı. Sadece yıldızları keserken kullandım. Hamurun özelliği güzelmiş yani, çok çok şekil alabildi. Evet, açıyoruz. Elinizde küçük merdane varsa onunla yaparsanız çok daha kolay olur. Büyüklerle biraz sıkıntı yaşanabilir. Hatta şişe, küçük şişeyle bile yapabilirsiniz. Meyve suyu şişesiyle. Bunu da yine aynı formadaki gibi kare kestim. Kenarlarını düzelttim. Üstü birazcık şey, lastik olan kısmı biraz daha dar kesmeye çalışın. Yani şort şekli daha güzel gözükür. Ortadan da bir tane delik açtım. Bu kadar. Delik açtığım yeri de bıçakla sağa sola açtım. Yine minik şerit kesip oraya bir süs vermek istedim. Bel kısmına. Kenarları kesiyoruz. Fazlalıkları. Ölçmenize hiç gerek yok.
Uzun gelir, kısa gelir hiç sorun değil. Rahatlıkla kesip biçebilirsiniz. Buraya minik bir su sürdüm. Çok su koymuyorsunuz çünkü lacivert ve koyu renk olduğu için sarının üzerine çok rahat geçebiliyor. Biraz riskli bir renk sarı lacivert. Lacivertin boyaları diğer sarıya geçebiliyor. Buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani her seferinde lacivert açtıktan sonra masayı silip tekrar sarıyı kullandım. Renkler çok çabuk karışıyor birbirine. Kenarları da sabitliyorum. Bu kadar. Şimdi top yapıyoruz. Yuvarlak lacivert, bir yuvarlak yaptım. Minik minik parçalar koparıp onları da böyle küçük küçücük, hani topun puantiyeleri olsun diye. Yapışması için de elimde böyle, hatta orada birazcık kaymış. Onu düzeltip tekrar elimle yuvarladım. Yani yuvarlamamdaki sebep o minik şeylerin, puantiyelerin topun üzerine yapışması. Sürekli de pasta diyorum. Kafam pastada çünkü. Pastayı da kendim yaptığım için. Evet, şimdi yıldızlar yapıyorum. Elimde yıldız aparatı vardı. Bunlarla yıldız şekli verdim. Onu da pastanın kenarlarına. Bu arada pastayı şey yapmadım. Şeker hamuruyla kaplamadım. Kremanın üzerine yaptım. Bu şeker hamurunu çok sevemiyorum üzerinde. Sarı lacivert. Yıldızlar kestim. Evet, bütün aksesuarlarımız tamam. Yıldız, forma, şort, top, krampon, atkı, ismini bilmediğim şey. Bilen varsa bana söylesin. Düşünüyorum ne olduğunu bilemedim. Şimdi bir gün geçti. Bunları kuruttum. Aksesuarları üzerini kapattım. Bir gün beklettim. Ertesi gün pastanın süslemesine geçiyoruz. Yine ismini bilmediğim şeyin sararak pastanın kenarına koyacağım bunu. Alttaki pastanın, şimdi göreceksiniz, pastanın böyle bitiş yeri var ya, en dipteki yer, köşeleri. Oraları tabii biraz açık kalıyor. Onları kapatıp güzel bir şekle girmesi gerekiyor. Burada biraz yakın çekim yapmışım. Tam gözükmüyor. Evet, burada gözüküyor şu anda. Evet, bu demin ilk yaptığım şeyin biraz daha uzunluğu yaptım pastanın boyutunda. Onu yuvarladım. Zaten krem şanti olduğu için hiç su bile kullanmadan direkt yapıştı. Şimdi kestiğimiz yıldızlar vardı ya, sarı lacivert. Onları da kenarlarına yapıştırıyorum. Üzerine koyuyorum. Yani üzerine koyduktan sonra aksesuarlar biraz fazla olduğu için pastam da çok büyük değil. Bu yıldızları koymasam da olmuş. Hatta bir iki tanesini çıkartırken bozdum. Krem şantinin üzeri birazcık bozuldu. Biraz da ben pimpirikliyim. Böyle dümdüz olsun, tertemiz olsun, hiç pürüzü olmasın istiyorum. Ama krem şanti olduğu için bakın burada koydum, ama birazdan çıkartacağım onları. Çünkü aksesuarlar üstüne fazla gelecek. Çok kalabalık oldu. Gözüme güzel gözükmedi. Atkıyı koyuyorum. Bu süslemeleri tamamen size ait. Kuruduğu için rahatlıkla, bakın elime çok rahat geliyor. Yumuşak değil, kurudu. Bu zımbırtıyı koydum. Topumuzu koyuyoruz. Kramponları kenara koydum. Evet, böyle bu şekilde çok kalabalık geldi. Daha sonra ben bir iki tane yıldızı kenarlardan kaldırdım. Dediğim gibi başka takımların şekillerinde yapabilirsiniz. Ben çok baktım, hiç yapılışını göremedim. Umarım ilk yapan ben oluyorumdur. Herkese afiyet.